Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in uyarısıyla parası olanlar tedirgin. Mevduat faizlerindeki düşüş, Geçer'in 2024 yılında o yatırımı yapan başını taşlara vuracak sözlerini akıllara getirdi. Bankaların mevduat faiz oranlarındaki durumu endişeyle izleniyor. Yatırımcılar, Selçuk Geçer'in uyarıları doğrultusunda mevduat faizlerine alternatif yatırım arayışına giriyor. Mevduat faizlerinde yaşanan düşüş dikkat çekerken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer Kamu son habere verdiği röportajda mevduat faizlerinin 2024'te kaybettirecek araç olarak görmesini akıllara getirdi. İşte bankaların mevduat faiz oranları. Milyonlarca vatandaş elindeki maddi birikimi değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bu neticede tercih edilen araçlardan biri de mevduat faizleri oldu. Merkez Bankası'nın faiz artışı sebebiyle mevduat oranları da yükseliyor. Fakat Ocak ayı itibarıyla mevduat faiz oranlarında düşüşler görülmeye başlandı. %50'yi bulan banka faizleri %45'e kadar düştü. Düşüş eğilimini 2023 yılının son günlerinde ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kamu son habere verdiği röportajda yeni yılda faizlerde düşüş beklediğini belirtirken, mevduat faizlerinin kaybettirecek araç olarak gördüğünü aktarmıştı geçer, mevduat faizlerini bu seviyede tutarlarsa enflasyonun epey gerisinde kalan negatif faiz veren kaybettirecek bir araç olarak görüyorum. Şu anda aslında kaybediyorsunuz. Örneğin enflasyon %62, sizin aldığını mevduat faizi %52, yıllık olarak 10 puan bir kaybediş içerisindesiniz. Mevduat faizinden para kazanmıyorsunuz, söyleminde bulunmuştu. Peki düşüş yaşayan mevduat faiz oranlarının 500 bin TL getirisi ne kadar? İşte o bankalar.